kişi miydi? Patateslerimiz çıtır bir şekilde kızardıktan sonra hemen tabağa alıp daha da yakından göstereceğim şimdi size arkadaşlar. Hemen şöyle süzdükten sonra zaten şöyle yakından da göstereyim. Bayağı bir gerçekten de çıtır böyle. Dakika ya da 5 dakika içerisinde zaten hemen kızardı. Tuz eklememiştik. Şimdi onun tuzunu ekleyeceğim. Onu da hemen göstereceğim. İstediğim gibi tam o çıtır özelliğini aldı. Şimdi tuzumuzu eklememiştik. Daha sonra yaptıktan sonra tuzumuzu ekledik. Şöyle elde alıp rahatlıkla yiyebileceğiniz tarzda. Şimdi yan kısmına da şöyle ketçabını bırakalım. Aynı şekilde yan kısmına da mayonezini veya yoğurt da kullanabilirsiniz. Böyle yan kısmına bırakın ki arkadaşlar kendiniz isteğinize göre rahatlıkla alıp yiyebilirsiniz. Şöyle yakından da göstereyim. Böyle rahatlıkla evde kendiniz yapabileceğiniz, böyle çıtır mı çıtır rahatlıkla yiyebileceğiniz patatesler yapabilirsiniz. Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte şöyle bir çıtır patates yapacağız. İlk olarak şöyle malzemelerden başlayalım. Sıvı yağını ekledim. Normal kızartma yağımız. Bunu bıraktım ocağa hemen kısık ateşte. O ısınana kadar ben de malzemelerini ekleyeceğim. 2 adet patatesimiz. 1 yemek kaşığı nişasta ve 1 yemek kaşığı un ve 1 adet de kabartma tozu kullanacağız. Çıtır bir patates yapabilmemiz için o dışarıda yediğimiz hani biz yapıyoruz da niye böyle çıtır olmuyor dediğimiz patatesin tarifini vereceğim. Ve biraz da belki içine azıcık tuz atabilirim ama tuz yağda olunca biraz böyle yağ dağladığından dolayı onu kullanmayacağım. En son sizlere de benden tavsiye. Şimdi kullanmayın. Sonradan tuzunu patatesine eklersiniz. İlk olarak dilimleyelim. İstediğiniz şekilde siz dilimleyebilirsiniz. Ben normalde böyle normal uzun uzun kesebileceğim patatesler yapacağım. Normal kesim tahtası da kullanabilirsiniz. Farklı şekilde kesmek için. Ben hepiniz rahatlıkla yapabileceğiniz şekilde şöyle patateslerimi hafif orta boy kalınlıkta olmak üzere şöyle keseceğim. Çok ince de değil, çok kalın da değil. Orta derecede ayarı patates kalınlığı. Daha sonra diğer malzemeleri ekleyip içerisine bulayacağız. Ve sonradan da kızgın ateşte şu biraz kalın olmuş. Kızartacağız. Bunu aynı şekilde dilimleyeceğim. Bazen kesim tahtaları var özel dilimleyiciler. Onlarla da şekil yaptınız. Bu daha güzel olur. Bu çıtır patates görünüşü daha güzel olabilir. Nasıl isterseniz o şekilde yapabiliyorsunuz. Tek tek kesiyorum ki biraz kalınlıkları fazla gitmesin diye. O yüzden çok kalın da olmasın diye. Tam patatesler kızarsın diye. Sonra bir tane kaldı sanırım. Ondan sonradan da hemen iç malzemesini karıştıracağız. Bu vereceğim ölçü arkadaşlar sadece 2 patates için geçerli. Siz de ona göre bakabilirsiniz. Şöyle arada biraz kalın kestiğim var. Onları incelteyim. Hemen yapımına geçelim. Şimdi biraz da yağımın altını açayım. Tam iyice kızsın. Çünkü yağ ne kadar iyi kızarsa o kadar daha çabuk hemen patatesi iyi kızartabiliyor. 1 yemek kaşığı nişasta kullanıyoruz. Bunu alıyorum arkadaşlar. Şöyle biraz da dökerken hafif bulamaç haline getirin. 1 yemek kaşığı da aynı şekilde un.
Bir paket de şöyle kabartma tozumuzu ekliyoruz. Daha sonra hemen karıştırıyoruz. Tabii bunu elimle yapacağım çünkü kaşıkla o kadar iyi bulamaç haline getiremem. Hem unlu hem de şahsa olduğundan dolayı. Daha önceden arkadaşlar mutlaka tüm şekilde yıkayan patatesleriniz öyle yıkayın. Yani böyle dinledikten sonra yıkamayın. Çünkü patatesinizi kurutmanız lazım bu unlama aşamasına geçmeden önce. Ben tüm olarak dış kabuğunu kestikten sonra patatesi yıkadım. Daha sonra dilimledim. Onu da söyleyeyim unutmadan. Eğer dilimlediyseniz ise patateslerinizi mutlaka iyi bir şekilde kurutun. Böyle peçeteyle bezle. Daha sonradan da unla ve nişastayla bulamaç haline getirin. İyi bir şekilde bakın bütün hepsine unun ve patatesin geçmesi lazım. Biraz daha siz geniş kapta yapın. Benim kabım biraz küçük oldu. Şöyle küçük bir parça hafif kopartacağım. Genellikle kızartmada hep böyle yapıyorum. Tam yağın kızıp kızmadığını anlamak için. Tam kızmışsa ona göre ekleyeceğim. Biraz daha bekleyeyim. Buna göre hemen atalım. Çok basit, rahatlıkla evde yapabilirsiniz bunu arkadaşlar. Çocuklar genellikle en sevdiği şeylerden biri bu. Patates. Şöyle biraz da altta unu kalmış. Evet, tam kızdıktan sonra şimdi yağı da ölçsün diye gösterdim size. Şöyle atıyoruz. Hafif biraz da alırken şöyle nişastasından falan ayırt edin arkadaşlar. Çünkü unlu olmasın çok kızartmamız. Şöyle hemen göstereceğim. Dip kısmında unun nişastası kaldı. O yüzden böyle tek tek elinizle atmanız daha iyi olur. Ellerimi yıkayayım hemen. Malzemeleri karıştırıyorum. Bir ateş süzgeçtik. Hemen. Şöyle dağıttıktan da sonra zaten yağımız da çok güzel kızmış. Daha da yakına göstereyim. Hemen kızardıktan sonra çekeceğim. Ondan sonra da zaten videoda devamını getiririz arkadaşlar.